Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Ekim ayı olan meclis toplantısı Meclis Başkan Vekili Aydın Özvatan başkanlığında gerçekleştirildi. Söz almak isteyen meclis arkadaşlarım var mı? Davut Altan meclis salonunda yapılan toplantı, Ulu Önder Atatürk'ün 78. ölüm yılı dolayısıyla bir dakikalık saygı duruşunun ardından başladı. Meclis toplantısında gündem dışı söz alan Samsun TSO Meclis Üyesi Hasan Guda, Samsun Çarşamba Havaalanı'nın 3 ay süreyle kapatılacak olmasına rağmen şirketlerin Mart ayı için bilet satmaya devam ettiğini söyledi. Madem kapatılacak bu şirketler niye bilet satıyor? Diyorlar, havaalanı birilerine satılacakmış, demek ki Samsun yine birilerine peşkeş çekiliyor. Madem satacaksanız bu halini satın. Niye insanları mağdur ediyorsunuz ki? Yine bu zamana kadar Türkiye'de amaçlı hiçbir zaman havaalanı kapatılmamıştır. Ve yine Samsun havaalanında uluslararası bir alandır. Bu anılan tarihler içinde ülkemize inemeyen dış hatlar uçakları sizi korkunç tazminata uğratırlar. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da havaalanı konusunu Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfekçi ile görüştüklerini söyledi. Havaalanını birebir ben kendisiyle konuştuğumda bizim Gençlik ve Spor Bakanımızla beraber bir gün önce bir araya geldiklerini bu konuyla alakalı 3 aylık sürenin 1,5 aya düşürülmesiyle alakalı bir görüşme olduğunu, bunun süresinin daha da kısaltılmasıyla alakalı bir görüşmede bulunduk. Ama tabii bizim istediğimiz, şimdi insan taşıyan araçlar, iniş kalkışları bildiğiniz gibi tehlikeli. Bir insanın bir tırnağının kanamasını hiçbirimiz istemeyiz. Burada bizim Samsunlular istediğimiz pistin, havaalanının genişletilmesi, yeni bir pist yapılması, hatta biz senelerdir bir taksi yolu istiyoruz ve bunu her zaman gündemde tuttuğumuz halde başaramadık. Mutlaka bunun tamiri yapılacaktır. Ama bizim isteğimiz yeni bir pistin, yani ek bir pistin yapılarak hiç havaalanının kapanmamasıdır.